Gökyüzünün Anahtarı, Antik Usturlap. Bilim, kısaca insanoğlunun başlangıçtan bu yana görüntüden ibaret olan dünyayı algılama, algıladıklarını anlamlandırma ve anlamlandırdıklarını da yorumlama çabası olarak değerlendirilebilir. Bu çabanın bir sonucu olarak da görünemeyenler hakkında öngörü veya varsayımlar üretmek yer alabilir. Bu açıdan bakıldığında bilimin bir anda oluştuğu iddia edilemez. Kültürler arası etkileşimle tarih boyunca ilerleyerek bugünkü şeklini almıştır. Her toplum kendi dinamikleri boyutunda bilimsel bilgiye katkıda bulunmuştur. Bu katkıyı da bilimsel eserlerin niteliği ve niceliği belirlemektedir. İlk olarak Apollonius M.Ö. 240 ve Hipparkos M.Ö. 150 tarafından keşfedildiği, Batlamyus tarafından kullanıldığı ve Filiponos 6. yüzyılın ilk yarısında bu aletten bahsettiği batılı kaynaklarda bildirilmektedir. 9. yüzyılda Harran'daki büyük üniversitede Abbasi halifelerinin ilim ve kültür verdikleri önem neticesinde usturlap hakkında çeşitli eserlerin yazıldığı da bilinmektedir. Bu konuda yazılan en eski kitap 829-830 senesinde Bağdat'ta ve 833 senesinde Şam'da çalışan Ali bin İsa'ya aittir. Başka bir rivayete göre de usturlabı ilk keşfeden ve bu konuda ilk kitap yazan kimse Abbasi devri astronomi alimlerinden İbrahim el-Fezari'dir. İslam dünyasında ilk kullanılan da kendisidir. Bu konu hakkında kitap yazan diğer alimler Biruni, Nasruddin, Tusi ve Habeşül Hasip'tir. Biruni gibi alimler yıldızların yerini bir çark ile belirleyen mekanik usturlaplar da geliştirmişlerdir. Bunlar Şamin ve Ezzerkali tarafından geliştirilmiş ve mekanik saatin temeli olarak ortaya çıkmıştır. 12. yüzyılda Şerafettin el-Tusi usturlaba yeni bir şekil vererek baston şeklinde bir usturlap geliştirmiştir. 1365'te Fransa'da doğan Jean Fusoris de Avrupa kıtasındaki ilk usturlabı yapmıştır. 17. yüzyıla kadar Avrupa'da yoğun olarak kullanılan usturlap, 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş önemini kaybetmiş, Doğu ülkelerinde ise kullanımı 20. yüzyıla kadar sürmüştür. Usturlap, bilinen en eski astronomi aletlerinden biridir. Usturlabın en temel özelliği birçok işlemin yapılmasına olanak vermesidir. Astronomi eğitiminde de kullanılan usturlap birçok kültürde pratik ihtiyaçlara cevap vermiştir. Örneğin mekanik saatlerin bilinmediği dönemlerde zamanla onunla bilinirdi. Usturlap güneşin ve yıldızların konumlarıyla ve zamanla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan astronomik bir alettir. Birçok astronomi probleminin çözümü için gerekli olan matematiksel hesaplamalarda kullanılır. Adı Yunanca'da yıldız anlamına gelen aster ve almak, ölçmek, yakalamak, tutmak, anlamak ve kavramak gibi anlamlara gelen lamba neyin kökünden gelmektedir. Buna göre usturlap kelimesi yıldızları anlamak için kullanılan bir alet anlamına gelmektedir. Gökyüzündeki yıldızları ve diğer nesneleri bulmak ya da güneşin bir yıldızın konumundan yararlanarak zamanı belirlemek anlamlarına da kullanılmaktadır. Usturlap aynı zamanda gökyüzünün bir haritası ve astronomik problemleri çözen taşınabilir bir alettir. Usturlabın amacı kullanıcısına bir yere özgü verilen zamanda ve yerde güneşin belli yıldızların konumunu göstermektedir.
Bu gösterme işlemi usturlabın yüzüne gökyüzünün çizilmesi ve yerlerinin kolayca bulunması için konumlarının işaretlenmesi ile yapılır. Bu işaretlemede stereografik iz düşüm denilen bir yöntemle yapılır. Birçok astronomi problemi usturlabın ön yüzü kullanılarak çözülür. Usturlabın ön yüzü iki tip parçadan oluşur. Sabit parça ve bir eksen üzerinde dönen parça. Sabit parçalar belli bir enlemde gökyüzünün görüntüsünü ve zaman cetvellerini tasvir eder. Dönen parçalar ise gökyüzünün günlük dolanımını taklit eder. Usturlap kullanılırken belli bir zamanın ve tarihin taşınabilir parçalarını ayarlamak gerekir. Bir kez kurulurken gökyüzünün çoğu görünen veya görünmeyen aletin yüzünde tasvir edilmelidir. Usturlap, birçok astronomi probleminin görsel yoldan çözülmesine imkan verir. Hem gözlem hem hesaplama yapmak için kullanılmıştır. Gözlem için hareketli bir hedefe ve güneşin ya da yıldızın konumunu aletin arkasındaki cetvel kullanarak ölçerken, aleti dikey olarak asacak bir halka gereklidir. Çoğu zaman usturlap, yerel ufkun üzerindeki göksel nesnelerin yüksekliklerini ölçmek için kullanılan bir alet anlamına da gelir. Eski usturlapların incelenmesi, araştırmacılara o dönemin bilim ve astronomisini anlama olanağı sağlar. Usturlapların ayrıntılı incelenmesi, matbaa icat edilmeden önce teknik çizimlerin nasıl geliştiğini gösterir. Aynı zamanda geometrik ve analitik tekniklerin gelişimini bu çizimlerden öğrenmekteyiz. Bununla beraber bu teknikler kullanılırken oluşturulan ve kullanılan bilimsel kavramlar kültürel etkilenimleri ortaya koyar. Ancak usturlaplar tarihsel meraktan daha fazlasıdır. Astronomi eğitiminde kullanılan en temel alettir. Usturlabı kullanmayı öğrenirken temel astronomik kavram ve sözcükler de kolayca öğrenilir. Profesör Doktor Fuat Sezgin, İslam uygarlığında astronomi, coğrafya ve denizcilik kitabında farklı astronomik ölçümler için usturlabın nasıl kullanılacağını açıklıyor. Örneğin usturlap ile saati belirleyebilmek için gövdenin arkasındaki cetvel kullanılarak gökyüzündeki bir gök cisminin, örneğin parlak bir yıldızın ufkun üzerinden yüksekliği ölçülür. Daha sonra örümcek enlem plakasında bu yükseklik değerini gösterecek şekilde hareket ettirilerek gökyüzünün o anki görünümü elde edilir. Örümceğin üzerindeki cetvel, yıldız ve enlem değeri aynı hizada olacak şekilde hareket ettirildiğinde gövdenin etrafındaki derecelendirme işaretlerinden saat belirlenebilir. Usturlabı dünyanın farklı noktalarında kullanabilmek için farklı enlem plakalarına ihtiyaç duyuluyordu. 11. yüzyılda yaşayan Müslüman gökbilimciler Ali B. Halef ve Zerkali tarafından geliştirilen evrensel usturlap bu soruna çözüm buldu. Evrensel usturlaplar dünyanın her yerinde kullanılabilmeleri nedeniyle çığır açan bir buluş olarak kabul edilir. Arkadaşlar usturlap şöyle ki, saat ve pusuladan sonra dünyayı en çok etkileyen icatlardan biridir. Usturlapla hem saat hem yön bulma hem de zaman öğrenme gibi çoğu ihtiyaçla giderilmiştir. Aslında bir nevi usturlap pusula ve saatin icadından daha da değerli diyebiliriz. Ayrıca usturlap tarihsel olarak da bakıldığında pusuladan daha eski bir döneme de tekabül ediyor. Ayrıyeten de saatin keşfinden de daha önceki bir döneme döneme isabet ediyor. Ve birçok yönlü kullanımı olduğu için Müslüman bilim insanları da daha önceki Hristiyan bilim insanları ve daha önceki felsefeciler de dahil olmak üzere birçok yerde kullanımı görülüyor. Ve usturlap gerçekten de insanlık tarihine geçmiş en önemli
buluşlardan biri olarak görülüyor. Çünkü antik zamanda insanların bir nevi zamanı takip etmesi, gök olaylarını takip etmesi, yıldızların haritalarını çıkarmak gibi birçok işleve kolaylık sağlamış ve birçok işlev için kullanılmış ve zamanla da geliştirilmiş bu cihaz.